Sevgili arkadaşım, canım öğrencim, hoş geldin. Son hızla deneme çözümüne devam ediyoruz efendim. Neredeyiz? Sosyal bilimler denememizin yani 25'i sosyal bilimler denememizin 6.'sındayız. Bizi bekleyen 5 soru varmış. Hadi bakalım daha fazla olması beklenir miydi? Beklenmezdi. Biraz gereksiz oldu sanki diyorum. Siz buna takılmayın. Hadi gelin o 5 soruyu çözelim. 6. denememizin ilk sorusu felsefi düşüncenin özellikleriyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçada felsefenin hangi niteliğinden söz edilmemiştir? O halde parçada felsefi düşüncenin niteliğini ya da özelliklerini arayacağız. Olmayanı işaretleyeceğiz. Parçaya baktığımızda felsefi düşüncenin kendine dönmesiyle kavranan bir bilgi alanı olduğunu görüyoruz. Felsefi düşüncenin kendine dönmesi demek refleksif demek. Hemen onu eleyelim hocam. Ve devam ediyor. Diyor ki insanın çevresinde edindiği bilgi ve kavramsal ürünlerin üzerine düşünmesi, bunları sistemli bir şekilde sorgulaması kısacası düşüncenin yeniden üretilmesidir. Düşüncenin yeniden üretilmesi refleksiftir sistemli olması düzenli olduğunu gösterir. Yani gelişi güzel bir bilgi alanı değildir. Sorgulayıcı olması zaten net olarak bellidir. O halde kaldığımız yerden devam edelim. Bir etkinlik yoluyla insan nesnel gerçekliği kavramsal bir model içinde algılamakta onları çok boyutlu ve derinlemesine bir süzgeçten geçirmektedir. Yani tek bir bakış açısına göre değil, bütünsel bir bakış açısına göre ne yapıyor? Derinlemesine inceliyor. O halde tümel bir bakış açısı var mı? Var. Hocam siz bütün dediniz. E, tümel demek genel demek, bütünsel demektir. O yüzden cevap D şıkkıdır. Felsefenin evrensel özelliğini vurgulayan herhangi bir sözcük bulamadık. O yüzden D şıkkını işaretledik. Gelelim 12. soruya. 12. soruda bize Tanrı'nın varlığına ilişkin görüşler sorulmuş. Denilmiş ki yukarıdaki yaklaşımlar hangi yaklaşımın kendisidir? kısacası. Öncelikle ne yapalım? Bu yaklaşıma bakmadan önce özetleyelim. Yani anahtar kelimelerle bu izimleri, bu yaklaşımları bir özetleyelim. Mesela deizme göre Tanrı var mıdır? Vardır hocam. Peki Tanrı evrene müdahale eder mi? Tanrı evrene müdahale etmez. Dinler yoktur, peygamberler yoktur, vahiy yoktur. Sadece bir yaratısı vardır ve bu yaratıcı da evreni mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Devam edelim. Agnostizm'e göre tanrı var mıdır? Tanrının varlığı da yokluğu da bilinemez hocam. Peki politeizm nedir? Çok tanrıcılıktır. Tanrı vardır ama bir sürü tanrı vardır. Devam edelim. Panteizm'deyiz. Panteizm'e göre tanrı evren birdir. Tanrı her yerde, her şeydedir. Evrenin içindedir. Dışında değildir. O halde şöyle bir küme yapalım. Tanrı evren birdir. Panteizm ne hocam? Çok benziyor. Evet çok benziyor ama temel farkını belirteceğiz. O der ki Tanrı ve evren bir aynı şey değildir. Tanrı her yerdedir, her şeydedir ama o evrenden daha büyüktür. Yani Tanrı hem evrene içkindir hem de evrenden aşkındır. Evren somuttur. O böyle somut olan işte e, ne diyelim maddi bir boyutla sınırlandırılamaz. Çünkü Tanrı'nın hem soyut özelliği vardır hem de somut özelliği vardır. Şimdi bakalım. Gerek evrene aşkın olan gerekse her şeye içkin olan tanrı anlayışı indirgemecidir diyor. Tanrı değişmez mutlak olan bakımından soyuttur, zaman dışında olması bakımından da değişen somut göreli yönü varmış. Yani hem aşkın hem içkin, hem soyut hem somut özellikleri taşıyan yaklaşım hangisidir? Panenteizmdir. Cevap o yüzden A diyelim. 13. soruya geçelim. 13. soru satırla ilgili bir soru. Bize sorulan şey satırın bu örneğinde insanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini asıl olarak açıklamak istemiştir? Satırın görüşlerine bakalım. Diyelim ki evlenmek, çoluk çocuk yetiştirmek istiyorum. Bu evlenme yalnızca benim durumumdan, tutkumdan ya da isteğimden de olsa bile Yine de ben bununla yalnızca kendimi bağlamış olmuyorum. Çünkü dünyaya getirdiğin çocuk sadece senin çocuğun değil, sadece seni etkilemiyor hocam. Bütün insanlığı da tekli evlenme yolunda sokmaya ve bağlamaya çalışmış oluyorum. Yani yaptığım bu eylem diğer insanları da bağlamakta, diğer insanları da etkilemektedir. Yani sadece bu benim sorumlu olan bir şey değil. Başka insanları da etkilemekte ve toplumsal bir sorumlu neden olmaktadır. Şimdi bakalım kendine karşı sorumlu olan bir varlık mıdır insan? Evet ama burada diğerlerine karşı olan sorumluluklarından bahsettik. Eleyelim. Peki kendi özünü gerçekleştirmek ister mi? Satır'ın temel görüşüdür ama bu parçada vurgulanan görüşü değildir. Peki sadece kendinden değil herkesten de sorumlu mudur? Evet evlenmekle, çoluk çocuk sahibi olmakla ya da aldığı kararla ne yapmaktadır? Diğer insanları da etkilemektedir. Dolayısıyla sadece kendisinden değil herkesten de sorumludur bu parçaya göre. Yaşamıyla ilgili kararlar alabilen varlık mıdır? Evet hocam. Satır'ın yine görüşüdür. Eylemlerin sonucu sadece kendi yaşamının bağlar. Hayır hocam burada tüm insanlığı bağladığı söylemektedir. Şimdi gelelim 14. soruya. 14 sorumuz uzun olduğu için ekrana bu şekilde sıkıştıralım ve başlayalım. Diyor ki bu parçaya göre Hobbes ve Rousseau'nun egemenlik anlayışındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisinin benzer oluşundan kaynaklanmaktadır? Yani soruyu şöyle okuyacağız. Hobbes ile Rusya'nın egemenlik anlayışları arasındaki bir benzerliği bulacağız. Bir ortak noktayı bulacağız. Bakalım. OPS, insanların kendi aralarında yaptıkları sözleşme sonucunda doğal durumuna sahip oldukları bütün hak ve güçleri bir egemene devrettikleri görüşünden hareket eder. Yani diyor ki insanlar doğal durumda yaşıyorlardı ama doğal durumda herkes birbirine zarar verdiği için ne yaptılar? Bir egemene, bir büyük güce, bir devlete kendi yetkilerini devrederek bir sözleşme yaptılar. Bunun altını çizelim. Zaten bu arada Hobbes ile Rus toplumsal sözleşmecidir hocam. Devam ediyorum. Diyor ki bunun için mutlak egemenlik görüşünün tarafını tutar. Yine egemenliğin kaynağı olarak halkın genel iradesi kavramından hareket eden Russo halkın sesinin hakkın sesi olduğunu, halk iradesinin tanımı gereği yanılmaz olduğunu savunarak halk iradesine herhangi bir sınır konulmasından ve egemenliğin herhangi bir şekilde paylaştırılmasından hoşlanmadığı için halk egemenliği savunan grubun içerisinde yer alır. Yani her ikisi de genel irade sonucunda bir devlet oluştuğunu söyler mi? Söyler. Çünkü her ikisi de toplumsal sözleşmecidir. Ama Hobbes'un devleti baskıcı bir devlettir. Demokratik olmayan bir devlettir. Rusunun devleti halkın görüşlerini merkeze taşıyan, halkın isteklerini merkeze taşıyan daha demokratik bir devlettir. Demek ki bunların oluşturduğu devlet modellerinde bir benzerlik yok ama kaynağında bir benzerlik var hocam. Şimdi bakalım A şıkkı devletin oluşumuna ilişkin görüşlerde bir benzerlik var mı? Var. Her ikisi de devletin sözleşme sonucunda halkın iradeleri, genel iradeleri sonucu oluşunu söyler mi? Söyler. O yüzden cevap A şıkkıdır. Peki neden B şıkkı değil? İnsanlığın geleceğiyle ilgili bir beklentiden bahsettik mi? Hayır hocam yaşadıkları çağlardaki siyasal olayların aynı olduğunu biliyor muyuz? Hangi çağ olduğu bile yazılmamış. Peki uygarlığın ürünleri konusundaki görüşleri aynı mıdır? Ya da dini inançlara karşı tutum hiç dini inançlar bahsetmedik. Bunların hiçbiri yoktur. Cevap net olarak şıkkıdır diyelim. Ve 15. soruya geçelim. 15. soru epistemoloji ile ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin yanıt aradığı sorulardan biri olamaz. Bakalım epistemoloji bilginin doğası kaynağı sınırları doğruluğuyla ilgilenen bir felsefe dalıdır. Epistemoloji kısacası nedir? Bilgi felsefesidir hocam. Yani epistemoloji gördüğün her yerde aklına bilgi felsefesi gelebilir. Yani bilgiyle ilgili, bilginin doğası, kaynağı, sınırlarıyla ilgili bir durum varsa bilgi felsefesine gidebilirsin. Devam edelim. Özellikle bilgi hakkındaki kavramlara, düşüncenin doğasına, içeriğini açıklamak ve insanların güvenilir bilgi elde etme süreçlerini betinlemek için sistematik çabalarla ilgilenmektedir. Kısacası epistemoloji terimi insanın neyi, nasıl, ne kadar bildiği ile ilgili sorulara yanıt vermeye yönelen bir felsefe etkinliğidir. Şimdi bakalım epistemoloji hangi soruya yanıt aramaz? A şıkkı davranışlarımıza yön veren değerler mutlak mıdır, göreceli midir? Hiç davranıştan bahsettik mi? Ya da değer hiç bilginin konusu olabilir mi? Hayır hocam. Peki neyin konusu olur? ahlakın konusu olur. Yani etiğin konusu olur. Dolayısıyla bu bilgi felsefesinin yani epistemolojinin yanıt arayacağı bir soru değildir. Peki diğer sorulara bakalım. İnsanlar gerçekten bir şey öğrenebilir mi? Yoksa daha önce bildiklerini mi hatırlar? Yani bilgi doğuştan mıdır yoksa sonradan mı öğrenilir? Bu temel tartışma konusudur. Peki gerçekliği bildiğimizden kesin olarak emin miyiz? Yani doğru bilginin kesinliğine vurgu yapan bir durum var. Bilgi felsefesinin en temel problemidir. Peki bir bilgi yalnız benim için doğru olabilir mi? Yoksa doğruluk herkes için doğru olan mıdır? Bilginin doğruluğu vurgulanmış. Bilginin kaynağı akıl mıdır yoksa deneyim midir? Bilginin kaynağı vurgulanmış. Bunların hepsi epistemolojinin sorularıdır, konusudur. Ama aşıkı etikle ahlak felsefesiyle ilgili diyoruz. Denememizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.